Peki İstanbul'dan aday olma niyetiniz var mı? İstanbul'da şu anda belediye başkanımız başarılı yoluna devam ediyor. O konuda daha önce ben talep açtım. Olmadı. Bu dönem? Bundan sonra, bundan sonra arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Siz aday olmak istiyor musunuz bu Hayır dönem? yok. Genel başkan adaylığı için de bir açıklamanız çok konuşulmuştu. Genel başkanlık adaylığıyla ilgili ben bunu defalarca da söyledim. Siyasette iki tip insanlar var, bir yol arkadaşları var. Ben siyasette bir yol arkadaşlığı yaptığım için her ne kadar zaman zaman Sayın Genel Başkan'la farklı düşünmüş olsam da Sayın Genel Başkan bir gün ben bırakıyorum derse elbette talep açarım. E, dedim ve yine aynı düşüncedeyim. Yani olağanüstü kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu aday olmazsa Gürsel Tekin olarak ben adayım. Adayım. Aday, adaysa karşısında asla aday olmam ama ben adaylıktan çekiliyorum derse bir gün Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin okulunda yetişmiş bir nefer olarak bu şerefli göreve ben de talipli olurum. Evet. Peki şimdi kalan sürede ekonomiyle ilgili de birkaç sorum olacak ama onun öncesinde yine çok kısa Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir sorum olacak parantez içinde. Değişim tartışmaları, partideki örgütler bunu bu tartışmalara nasıl yaklaşıyor? Belediye başkanları toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiriler geldiği görüldü. 81 il başkanıyla Sayın Kılıçdaroğlu toplandı. İl başkanları da Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağır bir şekilde eleştirdiler. Bunlar hep basına yansıdı, yazıldı, çizildi. Ama sizin tabii basına CHP... yansıyan bir kısmına bakacaksınız. Söz uçar, imza kalır. 81 il başkanımız ortaklaşa e, bildiri yayınladı. 81 il başkanımızın bir tartışma yaratan il başkanları Ama oraya imza atar mı? Bazı il başkanları bizim haberimiz olmadan yayınlandı dedi. Öyle bir şey olmaz. Yani hem il başkanı hem de haberim yoktur diye imza şey varsa aleni bir şekilde yani ifade edecek. Yani CHP teşkilatlarında örgütünde genel merkeze Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı böyle bir hareketlenme yok mu sizce? Şimdi bu son dönemlerde bizim yer birimcileri çok kullanırlar. Yani enerji birikimi, evet. enerji birikimi aynı zamanda tehlikeli. Çünkü enerjinin dışa vurması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi enerjiyi dışarıya vuruyor. Bu tartışmalar, bu müzakereler olacak. Günün birinde tabii ki sul olacak, hiç sıkıntı olmaz. Zaman zaman arkadaşlarımız farklı düşüncelerinde söyleyecek. Bu da demokrasi için, için demokratik bir şey içerisinde bir zenginliktir. Evet. Ama öbür siyasi partilerin hiçbir şey konuşmaması Hiçbir şey olmamış gibi davranmaları doğrusu siyaset açısında önümüzdeki günlerde başka tehlikeleri de doğurabilir. Evet.